bakmayın öyle. Herkesin bir tabiatı, doğuştan gelen bazı huyları vardır. Tabiat doğuştan gelir mi dedi? Ne dedi? Kerem nereye bakıyorsun? Ne yapacaksın ya? Kavga mı çıkaracaksın derse ya? Ne yapacaksın? Dur önüne. Kimi hırçındır, kimi uyuzdur, kimi komiktir, kimi derse geç kalır. Pardon hocam. Geç derim. Ama karakter sahibi olmak başka. Ona sarıl, buna öp. Yapmadığı kalmadı. Hala değinmedi ya. Şaka gibi. Bu gözler neler gördü aşkım? Birazdan bir kitap önereceğim. Not alın isterseniz. Her ihanetin bir bedeli olacak tabii. Ne? Herkes öldürür sevdiğini Bekir kardeşim. Değil mi Yağız? Nasıl hocam? Karakter diyorum. Doğuştan gelmez. Sonradan inşa edilir. Hatta o kadar da değil. Sürekli sınanır. Sürekli korunması gerekir. Yani uzun iş. Bence bu kadar kasmaya gerek yok hocam. Zeka her koşula uyum sağlamaktır demiştiniz. Doğru. Dedi. Gerizekalı. Her koşula uyum sağlayacağım diye sürekli değişirsen karakter sahibi olman zor. Senet de kitabına bu yüzden karakter aşınması adını vermiş. Peki, ne demek istiyor? Yani bu rekabet ortamı, hırs ya da böyle her şeye sahip olma isteği gibi şeyler insanın karakterini bozuyor diyor, doğru anladıysam. Ama bu aşırı romantik bir düşünce değil mi hocam? Yani piyasa bizden ne bekliyor? Kazanan masa üstündeki her şeyi, hemen hemen her şeyi alıp gider. Rekabet etmemiz lazım, mücadele etmemiz lazım. Yoksa diğer türlü yenik sayılırız. Önemli olan kazanmak yani. Peki, savaştan nasıl çıktığının bir önemi yok mu? Yok. Galip geleceksin, bitecek işte. Yani kaybedenleri kimse umursamaz hocam. Ama kazananlara hep saygı duyarlar. Peki sen? Kazanırken hile yaptıysan, sana güvenen insanları yarı yolda bıraktıysan, sen kendine saygı duyabilecek misin? Yani ne kadar kazandığıma bağlı. Hani bir meblağ söylerseniz ben de ona göre bir düşüneyim. Para. Yani yeterince para verilirse herkes kendi doğrularından vazgeçebilir. Hepimiz satılığız öyle mi? Öyle. Sadece bazıları daha ucuz, bazıları daha pahalı. O kadar. Yok ya, öyle değil. Bazıları ucuz, bazıları daha ucuz. Ama bazıları satılık değil. Yani illa para mı her şey? Hocam yani merakımdan soruyorum. Şimdi birinin bir derdi, sıkıntısı olur, çözmek ister. Birinin bir sırrı olur, üstünü örtmek ister. Yani arkadaş direkt paraya kilitlendi de ihtiyaç sahibi olduğu için galiba. Hani başka yolları da var. Tartışmayı sürdürmek ister misin? Yok hocam, istemem. Tartışmak için, çünkü karşınızdakinin de sizi anlaması lazım ya. Ama bir cevabınız var mı diyorsanız var. Alayım. Şimdi şöyle, koşul fark etmez. Ne kaybedeceğinin de önemi yok. Öyle çıkarmış, sırmış, hani benim çok ihtiyacım olan paraymış, mevzu bu değil. Mevzu şu, kendine hesabını veremeyeceğin şeyleri yapmayacaksın. Öyle yapıp yapıp özür dilemeyeceksin. Kendi çıkarını düşünmeyeceksin. Gerekirse kaybedeceksin, gerekirse üzüleceksin, gerekirse... Yürü lan kara olan, konuş lan! Kim tutar seni be, bas! Kim tutar seni? Gel gel! Atıl kurt! Bırak bırak, ellemeyin. Yarası derin onun. Canı acıyor, canı. O da bunu istiyor zaten. Kim? Kerem! Kerem! Tamam arkadaşlar, dağılın. Bugünlük bu kadar. Hadi. Ya hocam, arkadaş ama dersin huzurunu bozuyor. Ben buraya okumaya geliyorum ya.